Herkese merhaba. Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, Uğran Türker'le beraber yine Galatasaray gündemini konuşacağız. Önce kulüp gündemine bakacağız. Sonra transfer gündemi. Yine sizlerden gelen soruları da elimizden geldiğince cevaplandıracağız. Bu arada bu ikili formatımız oturuyor. Ben hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Büyük destek sunuyorsunuz. Hedefimiz bu yayınların 15 binin üzerine çıkması günlük olarak. Bunu başardığımız andan itibaren Uğran'la çok düzenli, çok istikrarlı bir şekilde bu programları yapacağız değerli arkadaşlar. Destek olursanız, like bırakırsanız, abone olursanız çok mutlu oluruz. Uğran hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdi arkadaşlar, evet, transferle ilgili biz de heyecanlıyız. Konuşacağız ki artık bu gece 12'den sonra başka bir seviyeye çıkacak transferler. Transfer söylentileri, hareketliliği sadece Galatasaray için değil diğer kulüpler için de. Bunların hepsini konuşacağız. Selahattin abimiz de gelmiş. 33. beğeni yapmış. Teşekkür ediyoruz Selahattin abi. Ama ilk olarak şöyle bir kulüp gündemine bakalım. Sol taraf için sürekli kafa patlatıyoruz ya Uğran. Mesela Evet. geçenlerde işte Sasha Boy sağ bek, Dubois sol bek olur mu? Vesaire tartışmasını yaptık. Şöyle bir haber var. Okan Buruk antrenmanlarda ara ara Berkan Kutlu'yu sol bek olarak deniyor. Fizik gücü dinamizminden yararlanmak isteyen Okan Buruk şu anki gidişattan memnun. Ben şunu ekleyip topu sana atayım. Çok rahat sol bek pozisyonunda, özellikle birinci bölgede, yani defansta çok rahat bir şekilde Berkan Kutlu aksamadan oynar. Fakat o kanat bindirmeleri, sürpriz ceza sahasına girişler artı çizgiye inip orta kesme, bunları yapamaz. Haksız mıyım? Kesinlikle öyle abi. Zaten çok hani orta sahada oynadığı kurguda da çok fazlasıyla o şekilde meziyetleri olan bir futbolcu değil. Yani top alsın, dribling yapsın, işte çizgiye insin ya da ortadan driblingle rakibi zorlasın tarzında bir futbolcu değil. Daha farklı bir oyun tarzı var. Ben pas ve orta kalitesinin de bek için çok yeterli olacağını düşünmüyorum. Ama bu böyle bir bilgi yaklaşık olarak bir hafta önce benim de kulağımdaydı. Yani denediği doğru. Böyle bir söylenti evet var ama yanlış bilmiyorsam hani milli takımda da bazı maçlarda kullanılmış da sol kanat bek olarak yine Kuntz da benzer bir kurguda kullanmıştı Berkan'ı. Ama hücum performansı sanki Galatasaray için yetersiz kalacakmış gibi düşünüyorum. Evet, yani arkasına adam kaçırmaz. İkili mücadelelerde gayet başarılı olur. Stoperlere yardıma gider. Çabukluğu var. Yani mesela Abdülkerim Bardakçı'nın arkasına atılan toplara Berkan'la müdahale edebilirsin. Berkan yetişir. Ama ne olur arkadaşlar? Ofansta, yani işin hücum kısmında birazcık düz kalır. Eyüp abi, Uğur abi beğeni yapalım demiş. Günay Esentürk burada yayınlar demiş. Futbol biz burada. Berkan milli takımda sol beklenendi bir kez ve faciaydı, selamlar demiş. Evet, yani biz de bundan bahsediyoruz sevgili Alper Şahin. Selahattin abi ne demiş? Berkan'dan sol bek olur, zaman içinde orta yapmayı da öğrenir demiş. Yani ben o konuda çok emin değilim Selahattin abi. Çünkü orta sahada bir türlü kreatif olmayı, biraz daha yaratıcı olmayı öğrenememiş bir Berkan Kutlu'dan bahsediyoruz. Açıkçası ben çok emin değilim Berkan Kutlu'dan hücum katkısı alacağımıza dair. Şimdi burada 3 tane haber var. Şu aşağıdaki haberi açıkçası çok ciddiye almıyorum. Doğrulatamadım ama bir, Omar El Abdülay'ın parada ısrarcı olması. Omar El Abdülay'ı kaza geçirdikten sonra bu 3. yılı ve hala da Galatasaray'dan para alıyor ve Galatasaray bu sezon göndermek istiyor. Arkadaş 1,4, yani 1 milyon 400 bin euroyu almadan gitmem demiş. Dün konuşmuştuk, bugün bir kez daha konuşalım. Yani eline senin sözleşmeni bedelsiz bir şekilde feshetme fırsatı gelmiş bir kulüp var ve bunu yapmıyor. Sen bu kulübe bir yıllık jest yapmıyorsun. Kaybedeceği para da 1 milyon 400 bin euro değil arkadaşlar. 700 bin euro falan. Yani çok rahat 700-800 bin euroya kontrat bulabilecekken Galatasaray'ın elini rahatlatmıyor açıkçası. Omar'ın yaptığı büyük bir vefasızlık diyebiliriz, değil mi sevgili Uğur'a? Net şekilde öyle çünkü Galatasaray geldi daha doğru düzgün futbol oynamadan doğru düzgün futbol oynamadan hemen akabinde bir sakatlık yaşadı, bir problem yaşadı. Ondan sonraki süre zarfında Galatasaray 1,5-2 sene neredeyse yine oyuncudan verim alamadı ve maaşını eksiksiz bir şekilde yatırdı.
Ama şu an geldiğimiz noktada oyuncu tarafının bu tarz bir tavır takınıyor olması aslında biraz nankörlük desem çok da yanlış olmaz. 2 sene boyunca size hani performans almadan hiç kullanma şansı bile yakalayamadan size paranızı kuruşsuz eksiksiz ödemiş bir takımdan bahsediyoruz. Siz bu takıma karşı böyle bir tavır takınıyorsunuz. Daha önce Galatasaray'ın yine performans alamadı ve sözleşmesini feshettiği birçok farklı futbolcu oldu. Radamel Falcao'lar bile onların maaşının tamamını almak gibi bir hakkı varken çok daha yarı yarıya fiyatları bile kabul ettiler. Umarım böyle bir durumu varken Galatasaray ona o zor durumdayken hem teknik direktörler, oyuncular, taraftarlar her türlü desteği sağlamışken kulüp ameliyatlarını vesaire her türlü tedavisini kulüp doktoruyla karşılarken şu an gelinen noktada böyle bir tavır takınıyor olması çok benim aklıma yatan bir durum değil. Aslında Omar profili olarak da kafamda çizmiş olduğum Omar profilinin de çok çok dışında. Ama yazık yani bunu yapmaması gerekiyordu. Tabii ki yani kontrat bulabilir kendisine ama öncelikli olarak tabii ki o rakamsal boyutların belli bir kısmından da kendisinin vazgeçmesi lazım. Baran Özen, ne olursan ol, ekmek yediğin kapıya ihanet edersen hayatın boyunca kara leke olarak kalırsın demiş. Yani direkt bu kadar ağır sözlükler sarf etmeyiz ama yaptığı davranışında çok hoş olmadığını söyleyelim. Ders hücum, 4 maçta sadece 2 gol atabilen Aslan'dan teknik patron Okan Buruk ekstra gol çalışmaları yaptırıyor. Forvetleri motive ediyor. Şimdi ben antrenmanda ne çalışıldığına dair, neler yapıldığına dair birazcık bilgi topladım. Bu haber kesinlikle kesinlikle doğru. Yani hücum oyuncularına bitiricilik noktasında, son vuruş noktasında hem çalışma yaptırılıyor hem de terapi yapılıyor. Yani stres yapmayın, tamam çok kaçırdık vesaire. Stressiz bir şekilde telaşa kapılmadan toplara vurun konuşması yapılıyor. Artı hocanın Seferovic, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'yla da özel toplantı yaptığı bilgisi var. Yani ben sizden memnunum. Sizin katkı vereceğinize inanıyorum. Transfer yapılsa dahi size ihtiyacımız var. Sizin yerinize transfer yapılmıyor. Bu pozisyonu güçlendirmek için transfer yapılıyor diye. Hocanın terapi yaptığı söyleniyor. Hatta bu terapiyi biraz Emre Akbaba'ya da yapmak lazım. Hoca valla gol problemini çözebilmek için elinden geleni yapıyor. Ben bu hafta Gaziantep karşısında bol gollü bir maç bekliyorum. Gaziantep gerçi iyi savunma yapan, yani tipik bir Erol Bulut takımı, böyle arkada bekleyip oyunu kontrol edip hızlı ataklarla oynamaya çalışan bir takım. Ama ben 50 bin Galatasaray taraftarının da desteğiyle ilk farklı galibiyeti alacağımızı düşünüyorum Uğur'a. Şimdi hücum anlamında Galatasaray'ın tabii ki geliştirmesi gereken yönler var. Savunma kurgusunda her ne kadar Galatasaray iyi olsa da savunma kurgusu ne kadar iyiyse hücumda da benzer anlamda çok olumlu istatistikler yok. Yani istatistikler anlamda tabii ki işte pozisyon bulma anlamında çok ciddi sıkıntılar yok ama o bitirme noktasında problemler var. Dün aslında bunu söyledik, konuştuk. Yani oyuncuların sadece bitiricilik özelliklerinin çok düşük olmasından ziyade aynı zamanda karşı karşıya kaldıklarında ya da gol pozisyonuna girdiklerinde fiziksel anlamda değil, aynı zamanda zihinsel anlamda da bitirme konusunda problem yaşadıklarını düşünmüştük. Şu an böyle bir terapi yöntemi uygulanıyorsa gayet doğru bir yöntem var. Çünkü orada sakin kalmak da önemli etkenlerden birisi. Yani soğukkanlı olmak lazım. Golle burun buruna kaldığında golcülerde en önemli noktalardan birisidir soğukkanlılık özelliği. Soğukkanlı olmak lazım ki orada net vuruşu yapabilecek yetiyi bulabilirsiniz kendinizde. Sadece bitiricilik özelliğinizin yüksek olması çok yeterli olmaz. Bu anlamda hücum oyuncularımız geçen senelerde bunu yapan futbolculardı. Bu senelerde de inşallah yapacaklar. Ben Galatasaray-Gaziantep maçını inşallah kazanırsak patlama maçımızın Kasımpaşa maçı olacağını düşünüyorum. İnşallah hem Galatasaray-Gaziantep maçında hem de Kasımpaşa maçında bol gol galibiyetlerle yolumuza devam ederiz. Tabii Kasımpaşa, o Fenerbahçe'nin oynadığı Kasımpaşa değil. Biraz toparlandılar teknik direktör değişikliği sonrası. Ama Galatasaray'ın bu 3 maçtan 9 puan çıkartması muhakkak. Yani onun vereceği moral bambaşka bir motivasyon yaratacaktır. Okan Buruk Trabzonspor maçı bize gelecek adına önemli ipuçları verdi. Şu ana kadar oynanan oyundan memnun kaldım. Tek eksiğimiz goldü demiş. Katılıyor musunuz diye de sormuş burada Galatasaray video.
açıkçası ben katıldığımı söylemek isterim. Yani bence savunma stabil halde, çok fazla pozisyon vermiyoruz. Orta sahamız gelişiyor. Orta sahada her geçen gün daha iyi aksiyonlar yapıyoruz. Kanatlarda ve Seferovic'e top geçirmekte problem var. Onu da zaman içerisinde çözeceğiz. Ama mesela Emre Yılmaz katılmıyorum demiş. Katılmıyorum diye bir mesaj göndermiş. Maimov Mertens forvet olarak ilk 11 oynamalı demiş. Ben de buna katılmıyorum. Biraz kısa boyuyla orada artık sıkıntı yaşayabilir, kaybolabilir düşüncesindeyim. Sen Okan Hoca gibi mi düşünüyorsun sevgili Uğran? Yani şöyle hani bu açıklama için mi söylüyorsun? Evet evet bu açıklama. Yani tek problemimiz gol demesiyle ilgili. Şimdi şöyle tabii ki yani Galatasaray'da o hücum çeşitliliği artırılabilecek noktalardan birisi. Yani gol bulduğumuz takdirde Okan Hoca şunu düşünüyor olabilir. Yani gol bulursak, gollü maçlar kazanmaya başlarsak diğer kurguların da oyuncuların zihinsel anlamda da bunu çözmesiyle beraber, özgüvenlerini kazanmalarıyla beraber hücum çeşitliliğinin de artacağını düşünüyor olabilir. Ama gol atmanın yanı sıra Galatasaray'ın hücum varyasyonlarını da çeşitlendirmesi gerektiği elzem noktalardan birisi. Yani kanatlarda bunu geçen sen de söyledin, yine konuştuk yayınlarda. Oyuncularımızın sadece içeriye kat eden oyuncular olmasından ziyade aynı zamanda bu sistem, bu kurgu işlemediğinde çizgiye inen futbolcularla da devam etmek lazım. Ara ara bekleri de bu oyuna sokabilmek lazım. Yani burada eğer kanat oyuncularınız, kanat forvetleriniz içeriye kat eden futbolcularsa arkadaki beklerin de onların içeriye kat ettikleri boşlukları çok hızlı bir şekilde doldurması lazım. Yani o koridoru çok hızlı bir şekilde kullanmaları lazım. Beklerden bu performansı da alabilme yetisini kazanmak gerekiyor. Dolayısıyla o hücumda gol atmanın yanı sıra aynı zamanda hücum varyasyonlarını da çeşitlendirmek gerektiği de önemli noktalardan birisi. Evet, o kanatlardaki problem çözüldüğünde bence Seferovic'den aldığımız katkı da artacak. Daha net hücum eden bir takım olacağız. Baran Özen, şu da gözlerden kaçmasın abi. Sadece çok basit bir hatayla kaybettik. Onun dışında takım gol atamasa da maçı kaybetmiyoruz. Pozisyona giriyoruz, gol sorunu da çözülür. Evet, yani bir kere bir savunma kalitesinden bahsedebiliriz ki orada markayı kaybettiğimiz halde o savunma kalitesini yakaladık. Evet. Bunu da unutmayalım değerli arkadaşlar. Çok fazla pozisyon vermiyoruz. Normal şartlarda Trabzonspor deplasmanında gol pozisyonu, daha net pozisyonlar verirsin ama bu takım vermedi. Transferi birazdan konuşacağız. Çok kısa bir süre içerisinde transfer başlayacak sevgili arkadaşlar ama şu haber konuşulup değerlendirilmesi gerekiyor. Posta gazetesi paylaşmış. Bu Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın penaltı beklediği 5 pozisyonun hiçbirinde VAR incelemesi yapılmadı. Yani artık herhalde VAR incelemesi yapmak için de torpil mi gerekiyor? Torpil mi yaptırman lazım? Yani bizim bir tane bir pozisyon vardı. Siz zahmet şunu alın, bize bir VAR'a sokun, VAR'dan inceleyin falan mı dememiz gerekiyor? Ya VAR'a girse bu pozisyonlar zaten, o 5 pozisyonun 5'i de VAR'a girse zaten Galatasaray şu an belki de 5 gol daha fazla atmış olacaktı. Yani 5 pozisyonun 5'i de net penaltı pozisyonları. Ama hiçbirinin VAR... Net penaltı. Bak, bir tanesinden çok emin değilim ama VAR'ın incelemesi lazım sonuç itibariyle. Yani, neden inceleme? İncelemeye çağrıldığı takdirde, orta hakem incelemeye çağrıldığı takdirde zaten %99 penaltı veriyor. Ama işte sorun şu ki VAR'dan incelemeye çağrıldı. Şu ana kadar ben Galatasaray maçlarının hiçbirinde VAR incelemesine çağrıldığını hatırlamıyorum. Dolayısıyla da bu sorunu da çözebilmek lazım. Yani sadece işte transferler, onun haricinde işte saha içindeki oyun, saha içindeki problemlerin yanı sıra Erden Timur da söylemiş olduğu üzere saha dışında da çok güçlü olmak lazım. Yani ligin ilk 4 haftasında sizin 5 tane net penaltınız çalınıyorsa burada çok da masada güçlü olduğunuzu da söylemek doğru olmaz. Buna biraz da ağırlık vermek lazım. Yani sadece transferler değil, aynı zamanda diğer olayları da çözmek lazım. Çünkü Türkiye'de çok çok iyi oyunlar olmadığı sürece hakem istemediğinde kazanmanız çok zor olabiliyor. Evet, şimdi arkadaşlar transfer konuşmaya başlayacağız. İyi yayınlar Eyüp abi. Maxi Gomez, Gomez Trabzonspor'la anlaşmış diye bir mesaj var. Merak etmeyin, aldık, değerlendireceğiz. Çünkü Galatasaray'ı ilgilendiren bir boyutu var. Kuzu Baba like atın bedava demiş. Evet değerli dostlar, şöyle bir 600 kişiye ulaştık.
Sizlerden birer tane beğeni istiyoruz. Lütfen beğenin. Transfer konuşmaya başlıyoruz. Icardi, Evander, Lucas Moura, birçok ismi tekrardan bir üzerinden geçeceğiz. İlk olarak şu haberle başlayalım transfere. Çin, Hollanda ve İsviçre'de transfer sezonu bitti. Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere ve Portekiz içinde son 24 saat. Yani bu gece 12'den sonra transferdeki en cazip ülkelerden biri Türkiye olacak arkadaşlar. İngiltere, Fransa, İtalya vesaire bu ligler transfer yapamayacaklar ama oyuncu satışı yapabilecekler. Bu arada bunu belirtelim. Yani kadrolarına oyuncu katmaları mümkün olmayacak. Fakat işte kadroda düşünmedikleri bir futbolcuyu Türkiye'ye satabilecekler. Bu çok güzel. Bu Galatasaray'ın, hatta Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, diğer takımların beklediği an. Yarın sabah Erden Timur'a, Dursun Özbey'e, Cenk Ergün'e çok daha farklı futbolcular da önerilecek. Bunu dün akşamki yayında da anlattım. Oradan bir fırsat transferi çıkabilir. Bunu belirtelim. Sonra şöyle bir ilerleyelim. Galatasaray transfer döneminin sonuna kadar kadrosuna Icardi, Lucas Moura ve Evander'i katacak. Burada benim itiraz ettiğim bir nokta var Uğran Türker. Lucas Moura veya Cengiz Ünder artı Olsen. Şimdi birazdan konuşacağız. Olsen de Galatasaray'ın gündeminde ve açıkçası Galatasaray Olsen'le de ilgileniyor. Ve geldik buraya. Maxi Gomez, Trabzonspor Maxi Gomez transferini bitirdi. İyi hamle der misin Maxi Gomez için? Şimdi Maxi Gomez oyun tarzı olarak hani bitiricilik yetisi yüksek olan futbolcu. Aynı zamanda hava toplarına da hakim olan futbolcu. Aslında Trabzonspor'un Cornelius'tan sonra aradığı tarzda bir futbolcu diyebilirim. Yani Artem Dobik'te benzer bir tarzdaydı. Yani pivot bir santrafor arıyorlardı. Artem olabilirdi ama olmadı. Cornelius'u gönderdikten sonra alabileceğiniz iyi futbolculardan birisi. Son dönemlerde gol atma anlamında problemler yaşıyor olsa da Cornelius da o şekilde gelmişti. Buna göz önünde bulundurmak lazım. Yani Cornelius'a geldiğinde son bir iki senesinde 2-3 gol atarak geldi Türkiye'ye. Ama o günlerde de söylemiştim. Hani bu tarz futbolcular, güçlü futbolcular Türkiye Ligi'nde genelde başarılı oluyorlar. Bunun daha önce çok fazla örneği var. İşte Erman Derler var Galatasaray'da, Mario Gomez'ler, son olarak Beşiktaş'a gelen Vegos'un da iyi olduğunu görüyoruz. Cornelius yine keza iyi performans göstermişti. Bu tarz pivot oyuncular, güçlü futbolcular Türkiye Ligi'nde başarı sağlıyorlar. Maxi Gomez kağıt üzerinde iyi bir transfer. Yani Trabzonspor Cornelius'u gönderdikten sonra alabileceği iyi futbolculardan birisiydi. Ama tabii ki sahadaki performansı ne ölçüde olur bunu biraz daha süreç gösterecektir. Evet, Icardi'ye geldik. Maxi Gomez, Icardi birbiriyle ilintili çünkü. Salih Canarslan, Icardi umarım Fener'e gider. Yönetim Icardi'yi gösterip Depay'ı, Memphis Depay'ı bitirir mi? Ben Allah derim yani böyle bir şey olsa. Kaymaklı ekmek kadayıfı derim. Hatta 100 yılın fake'i derim yani. Şimdi Maxi Gomez'i böyle bir tweet attım. Bayağı bir Galatasaraylılar ve hatta Fenerbahçeliler yorum yaptılar. Maxi Gomez'i alamayan ve Trabzonspor'a kaptıran Ali Koç eleştirileri bitirmek için Moura Icardi'ye teklif yapmış durumda. Pardon. Galatasaray'ın çok üzerinde bir teklif yaparsa Galatasaray masadan kalkar ama Ali Koç'un bu tavrı sürdürülebilir değil. Daha ne kadar böyle cebinden finanse edecek diye de sormuşum. Şimdi Maxi Gomez bugün Trabzon'a gidiyor haberleri var. Trabzonlu evet. Gazeteciler de paylaştı. Yağız Sabuncuoğlu vesaire paylaştı. Ve Ali Koç istifa diye, Ali Koç yeter diye hashtagler gördük. Ben baktım Fenerbahçe taraftarları hani yaklaşık bir aydır Maxi Gomez geldi geliyor falan filan derken Trabzon'a gittiğini görünce sinirlenmişler. Ve Ali Koç'un elinde de şöyle bir opsiyon kaldı. Ben dün bir Fenerbahçe üyesine de, Fenerbahçe yönetimine yakın, çok sevdiğim değerli bir isme de bunu onaylattım. Ali Koç'un elinde de hani bir Icardi'yi alayım, hem Galatasaray'a transfer golü atmış olayım, hem de taraftarların eleştirisini, camianın eleştirisini sonlandırayım diye bir Icardi girişimi var. Açıkçası Galatasaray Ali Koç'la rekabet etmez. Etmemeli. Bunu da fikir olarak paylaşayım. Yani sınırsız bir parası var ve yeri gelirse Fenerbahçe için o parayı tabiri caizse çöpe atmaktan da çekinmeyen bir Ali Koç görüyoruz.
Bu bağlamda yani senin 3.5'a bitirmek üzere olduğun Icardi'ye tutup da 4.5-5 verip bu transferi yapacaksa Fenerbahçe yapsın. Benim umurumda olmaz açıkçası. Ama Maxi Gomez'in gidişi Ali Koç'un ciddi anlamda elini daraltmış durumda ve Icardi için şu an girişim yapıyorlar. Ben hala da Icardi'nin Galatasaray'a yakın olduğunu düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin hamle yapması da açıkçası dengeleri değiştirebilir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ya Fenerbahçe taraftarına ben çok da haddim değil ama üzülüyorum. Yani şu an hani başlarında bir başkan var. Bu başkan her olumsuz durumda, her başarısızlığında Maxi Gomez transferini yapamadı. Hala forvet transferi bekliyorlar. Her başarısızlıkta başka bir takımın gündeminde olan bir futbolcuyu fazla para vereyim, alayım. Bizim taraftarı susturayım. Kimse beni istifaya davet etmesin. Belli bir süre daha böyle gideyim düşüncesinde. Ya böyle bir başkanlık anlayışı olmaz. Yani Icardi'yi Fenerbahçe ben alacağını düşünmüyorum. Galatasaray'ın da bu transferi %95 bitireceğini düşünüyorum. Icardi'nin Fenerbahçe'ye sıcak bakacağını da düşünmüyorum. Bu da benim iddiam. Ama şöyle bir durum var. Yani böyle bir duruma girmiş olması bile Fenerbahçe'nin çok acı. Yani her başarısızlıkta, her problemde bir transfer çalımı atayım. Bunu unutturayım. Bir farklı bir noktaya gideyim. Farklı bir yol, farklı bir çözüm bulayım. O şekilde devam edeyim. Ya bu yöntemle Fenerbahçe çok fazla ileri gidemez ki Ali Koç geldikten sonraki sezonlardaki durum zaten her şeyi açıklar nitelikte. Yani Icardi almaları Fenerbahçe yine şampiyon yapmaz. Ama Fenerbahçe taraftarını belli bir süre susturur mu? Susturur. Ama şunu da yine ekleyeyim. Bence Galatasaray Icardi %95 ihtimalle kadrosuna katacak. O %5 ihtimali de şu kalan 12 saat için bırakıyorum. Yoksa Fenerbahçe benim için bir ihtimal değil. Tabii biz burada habercilik yapıyoruz. Yani Fenerbahçe'nin teklif yaptığını da bilgisini paylaşıyoruz. L'Équipe Galatasaray'da dedi abi Fenerbahçe'nin teklifini reddetmiş diye bir paylaşım var. Oyuncu çok büyük bir fark olmazsa da bence de Galatasaray'ı tercih edecek. Burada Nico Şira, Mario Icardi'nin Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Galatasaray'a transferi bir adım uzakta iki kulüpte anlaşmayı tamamlayacaklarından eminler. İmza için zaman var çünkü Türkiye'de transfer dönemi 8 Eylül'de kapanıyor demiş. Uğur Tufan, Eyüp abi ben şunu anlamıyorum. Galatasaray sürüncemeye giren veya uzayan her transferi ya yapamıyor ya da Fenerbahçe alıyor. Sebebi nedir? Fenerbahçe açıklıyoruz bunu. Fenerbahçe'nin başkanının limitsiz bir parası var sevgili arkadaşlar. Yeri geldiğinde de bu parayı çok kolay bir şekilde Fenerbahçe için harcıyor. Galatasaray'da doğal olarak böyle bir rekabete girmiyor. João Pedro örneği. Galatasaray makul şartlarda transfer yapacakken Ali Koç devreye girdi ve çok da yüksek maliyetlerle bu transferi gerçekleştirdi. İstedikleri kadar Fenerbahçeliler reddetsinler. Ben açıkçası João Pedro'nun Galatasaray'a yakın şartlarda veya Galatasaray'ın yaptığı tekliften daha uygun koşullarda Fenerbahçe'ye gittiğini falan düşünmüyorum. Böyle bir şey söz konusu değil. Golcü'de Icardi derbisi burada da haberi paylaşılmış. Bakalım neler olacak. Ama Icardi olur da Fenerbahçe'ye giderse değerli arkadaşlar bu dünyanın sonu değil. Bunu bilin. Açıkçası ben Icardi transferinde alternatifteki golcülerin de çok değerli ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada bir haber daha var. Bunu da paylaşalım sevgili Uğurhan. Paris Saint-Germain ve Galatasaray Türk takımına gitmeyi kabul eden Mauro Icardi için prensipte anlaştılar. Yani oyuncu boyutu zaten olmuştu. Kulüp boyutu da oldu. Şimdi bugün 1 Eylül. 1 Eylül atıyorum Juventus, Lazio, Napoli falan filan gibi takımlar Icardi'ye teklif yapmazsa 2-3 Eylül gibi Icardi'nin kapı gelir düşüncesindeyim. İnşallah Galatasaray formasıyla da üstün başarılar elde eder. Yönetimin net planı var abi. Yönetimin planı Gaziantep maçında Mario Icardi'yi tribünde bulundurmak. Umut ediyorum ki o kurguda gerçekleşir. Çünkü 5 Eylül'de yanlış bilmiyorsam maç 5 Eylül'e kadar Galatasaray Icardi transferini bence tamamlayacaktır. Evet, Icardi ile Galatasaray anlaştığı haberleri var Eyüp abi İtalyan basında ben de gördüm. Memphis Depay bildiğim kadarıyla hala boşta onu söyleyelim. Özgür
Kaya Fenerbahçe Muriel'i alacak demiş. Evet, o haberleri de gördük arkadaşlar. Bakalım yani açıkçası baktığımızda Icardi Galatasaray'a yakın gibi duruyor. Amin Halit isteyeni var, istemeyeni var. Ben istemeyen taraftayım. Bugün son dakika olarak Transfer Web geçti. Severin paylaşmış. Marsilya Amin Halit'i kiraladı. Bugün içerisinde de resmi açıklama yapacaklar. Amin Halit transferi zaten bana göre elzem değildi. Marsilya'ya gitmesi de beni rahatlandı. Çünkü ben Evander istiyorum. Birazdan Evander konuşacağız. Sen bir şey söylemek ister misin Amin Halit için? Şimdi şöyle bir durum vardı. Yani Amin Halit'in Galatasaray için çok öncelik olmadığını zaten dün de söyledik. Hani bugün de söyleyelim. Zaten öyle bir durum yoktu. Yani Galatasaray bu oyuncuyu illa alalım düşüncesi de değildi. Sadece bedelsiz bir kiralama olursa ve maaşının belli bir kısmını Schalke karşılarsa Galatasaray bu riski alabiliriz düşüncesindeydi ama alternatiflerden de sonuç alınamazdı. Ama zaten transfer dönemi bitmeden oyuncunun en çok istediği kulüp de Marsilya'ydı. Çünkü geçen sene Marsilya'da fena sayılmayacak bir performans göstermişti. Transfer döneminin en başından beri beklemiş oldukları kulüp de Marsilya'ydı. Belli bir süre Leicester'ın ismi de geçti kısa bir süre ama Marsilya'ya transferin tamamlanması Galatasaray için de oyuncu için de en hayırlısı olmuş diyebiliriz. Enes Talha Çalışkan Eyüp abi sen sol bek alınmayacak diyorsun ama Uğran sol bek alınacak diyor. Hanginiz doğru? Valla şimdi ikimizin de kaynakları farklı. Birbirimize de bu bilgiyi kimden aldığımızı sormuyoruz. Çünkü bilgiyi veren insanlar sonuç itibariyle bize güvenerek bu isimleri veriyorlar. Ve o yüzden onların ismini gizli tutmak bizim için de doğru bir davranış. Yani paylaşmamız çok güzel olmaz. Diğer ben taraftan, de söyleyeyim abi. Ben öncelik olmaktan çıktı diyorum ama Uğran farklı bir bilgiye sahip olabilir. Evet Uğran. Ben kesin olarak sol bek alınacak bir şey söylemedim ama Galatasaray'ın sol bek aradığı, yani mevkisel anlamda fırsat transferi olarak aradığı noktalardan birisi de sol bekti. Şöyle bir durum var. Elimizde zaten Patrick Van Aanholt var. Bunu seninle yapmış olduğumuz yayınlarda da söyledim. Kendi videolarımda da söylüyorum. Galatasaray'ın sol bek arayışı var. Ama Galatasaray'ın de Patrick Van Aanholt var. 1 milyon 750 bin euro ödemiş olduğunuz Patrick Van Aanholt var. Artık Kazımcan Karataş var. Ömer Bayram'ı hala elden çıkaramadınız. Dolayısıyla da Galatasaray'ın buraya alacağı futbolcu orta segment bir futbolcu olmayacak. Ya Galatasaray 21 yaş altı kuralından faydalanarak, TFF'nin artı 3 kuralından faydalanarak buraya 21 yaş altı genç potansiyelli bir sol bek alacak diye bekliyorum. Ya da ikinci alternatif olarak da Galatasaray bence Patrick Van Aanholt'tan daha iyi bir sol bek almak isteyecektir. Yani Amavi ismi mesela gündeme geldi. Amavi ile Patrick Van Aanholt'tan hangisinin daha iyi olduğuna taraftarın %50'si karar veremez. Galatasaray böyle bir oyuncu almaz dedim. Yani sol bek almak için Galatasaray'ın almak Balotura gibi bir şekilde. Mesela Balotura'nın da ben çok ciddi anlamda Arnold'dan iyi olduğuna dair şüphelere sahibim yani. Ha Reguilon farklıydı bak. O iyiydi gerçekten Reguilon. Evet. Yani o tarz bir futbolcu. Mesela fırsat transferi olarak nitelendirdiğim nokta o. Reguilon'un ismi Galatasaray'a geldiğinde bu oyuncuyu değerlendirirseniz önemli değil dersiniz. Hani Patrick Van Aanholt da olsun. 2 milyon euro veya 1,5 milyon euro 1.750'de işte Sergio Reguilon'un maaşı için karşılarsınız. Bir senelik bu riski alırsınız ama Galatasaray orta segmentte bir sol bek almaz. Zaten elinizde Patrick Van Aanholt var. Patrick Van Aanholt'tan daha iyi olup olmadığına karar veremeyeceğiniz bir futbolcu almanın hiçbir mantığı yok. Yani bu sizin takımınıza bir kalite katmaz. Galatasaray oyuncu almak için sol bek oyuncu almaz. Alabilirse iyisini alacak. Alamazsa belki bir ihtimalde 25-21 yaş altı kuralından faydalanarak belki potansiyeli yüksek bir yabancı da alınabilir. Bu da bir ihtimal dahilinde tabii. Uğur Tufan, sevgili adaşım Uğurhan Bey, Depay Haberleri kanalında veriyorsun. Ağzın bal yesin. Gelirse Eyüp abi ve seni Boğaz'da yemeğe davet edeceğim inşallah demiş. Memphis Depay gelirse ben de 5 kişiye Memphis Depay tişörtü hediye edeceğim kanalımda. Hani oyunculara özel tişörtler Galatasaray ürün çıkartıyor ya, o ürünlerden hediye edeceğim. Yemeği kaptın Uğran. Ama ben de geliyorum. Beraber gidiyoruz. Olur abi. Şöyle bir durum var orada. Yani oyuncunun Barcelona ile hala sözleşmesini feshi etmediğini söyledik. Avrupa'da bir transfer yapmazsa ve Barcelona öyle ya da böyle elden çıkarmak zorunda kalırsa belki bir ihtimal Galatasaray'ın bu transfere şans olabileceğini söyledim. Yani, tabiri caizse Galatasaray orada pusu noktasında yani. İhtimal olursa Galatasaray değerlendirmeye çalışacak.
Ama oyuncu kendine iyi bir kulüp bulmadan da bence Barcelona ile kalan bir yıllık sözleşmesinde kolay kolay feshetmeyecektir. Evet, Hatice Demir hanımefendi Evander demiş. Evander'i konuşacağız arkadaşlar şimdi. Evander'le ilgili hem medyada, sosyal medyada çıkan haberleri konuşacağız. Hem de kendi görüşlerimizi paylaşacağız ama 900 izleyicinin üzerine çıktık anlıkta. 1000'in üzerine çıkabilir miyiz? Birer tane beğeni bırakın. Yayını paylaşın sevgili arkadaşlar. Kanala abone olun. İzleyici sayımız yukarılara çıksın. Sizlerden destek bekliyoruz ve Kaya Temel. Ben Kaya'yı çok da yakından takip ediyorum. Arada Radyo Spor'a bağlanıyor. Diriliş Postası'nın Galatasaray muhabiri. Galatasaray Evander için son kez kulübü Midtjylland ile pazarlığa oturdu. Oyuncu ve menajeriyle her konuda anlaşma sağlandı. Brezilyalı futbolcu Galatasaray'a gitmek istediğini bir kez daha kulübüne iletti. Anlaşma sağlanması bekleniyor. Resmen Evander Midtjylland kulübüne res çekmiş durumda. Gelir veya gelmez bilemem. Ben geleceğine inanıyorum. Ve Olsen, Midtjylland, Santrafor ve bir kanat oyuncusu mümkünse Cengiz Ünder. Bu dört transferi de elzem görüyorum. Mertens'e güvenerek bütün sezonu orayı Mertens götürür diyemeyiz. Emre Akbaba'nın da hali vaziyeti ortada. Mutlaka bir Evander hamlesi yapılması lazım. Haksız mıyım? Evander orada orta sahaya çok ciddi manada bir kreatiflik ve dinamizm katacağına son derece eminim. Yani Galatasaray'ın şu an ciddi manada ihtiyacı olan transfer gruplarından birisi. Yani sadece orta sahada top ayağındayken olan futbolculardan ziyade aynı zamanda topsuz oyunda da oynayabilen, aynı zamanda topu ayağına aldığında dikine ve delici koşular da yapabilme yetisi olan futbolcu. Aynı zamanda uzaktan şut özelliği de var. Teknik özellikleri de tabii ki bir Brezilyalı futbolcu olduğu için teknik özellikleri de çok yüksek. Yani zaten Brezilya'dan çıkan futbolculardaki en önemli durumlardan birisi teknik ve yetenek özellikleri. Evander'de bunlar da fazlasıyla var. Dolayısıyla orta sahada size bir kreatiflik katabilir. Farklı bir kurguya evrilmenizi sağlayabilir. Özellikle ben Torreira, Evander, Mertens üçlüsünün de faydalı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Evander'i birçok arkadaş klasik bir 10 numara gibi olarak düşünüyor ama öyle değil. Yani kariyerinin çok büyük bir bölümünü 8 numara olarak geçirmiş ama 10 numara oynama yetisi de fazlasıyla olan bir futbolcu. Dolayısıyla Galatasaray'da sadece 10 numaraya değil aynı zamanda 8 numaraya da alternatif olma özelliği olacaktır. Ben değerli ve önemli bir transfer olarak düşünüyorum. Yarından itibaren, yarın 2 Eylül, yarından itibaren de Galatasaray'ın 8 Eylül'e kadar önem vereceği, mesai harcayacağı transferlerden birisinin de Evander Ferrer olacağını adım kadar eminim. Yani mesela Rangers, Danimarka'da başka bir kulüp, işte İtalya, Fransa vesaire ki bir ara mesela işte İtalya'da bazı kulüpler ilgileniyor diyorlardı. Bunların hepsi gündemden çıkacaklar. Yani gündeme giremeyecekler. Bunu belirtmiş olalım. Ünal Kılıç kanalımıza katılmış. Teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun desteği, ekstra katkısı bizim için değerli. Galatasaray 1905 katıl üyelerine öncelik var ama Eyüp abi bizim mesajları da okuyor ayrım yapmadan. Evet arkadaşlar, katıl üyelerimizin mutlaka mesajlarını ekrana getiriyoruz. Çünkü zaten katılırken onların desteğinden kaynaklı böyle bir jest yapma durumum olduğunu belirtiyorum. Artı sadece katıl üyelerini okumuyoruz. Uğran'la beraber elimizden geldiğince herkesin mesajlarını cevaplandırmaya çalışıyoruz. Fatih Gündoğ, takımın yerli forveti yok. Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş'ta var. Kalecileri yerli, bizim forvet kaleci yabancı nasıl olacak demiş. Valla bizim yerli kalecimiz var. Acil durumda sahaya atabileceğimiz bir Okan Koçuk var. Ama yerli santrafor konusunda bence de bir orada planlama hatası yaptık. Biz Umut Bozok'u Trabzonspor'a kaptırmamalıydık. Umut Bozok indirimi kabul ettiği andan itibaren bizim tekrardan güçlü bir şekilde gündemimize girmeliydi. Ama biz orayı komple yabancı geçelim dediler. Ve Umut Bozok gündeme gelmedi. Açıkçası kendi adıma bunun bir hata olabileceğini düşünüyorum sevgili Uğran. Ya tabii ki bunu sezon içerisinde göreceğiz. Galatasaray'ın hani yerli santrafora ihtiyacı olan noktalar, zamanlar olabilir mi? Olabilir. Ama siz eğer yerli bir santrafor almayı düşünmediyseniz işte farklı bir mevkiye bir yerli alarak o santraforda kullanmadığınız yerli organizasyonu oraya kullanma şansı yakalayabilirsiniz. Bu da inşallah tekrar dile getirelim. İnşallah Cengiz Ünder olur. Yani benim arzum çok fazla orada. Cengiz Ünder transferi hani
kanat olarak alacağınız yabancıdan Cengiz Ünder'e dönme ihtimali söz konusu olursa bu da önemli noktalardan birisi olur diye tahmin ediyorum. Valla birkaç gün galiba aç kalmayacağız. Bak Ünal Kılıç da Edirne'ye bekliyoruz ciğer yemeği. Evander Gerçin demiş. Kerem Yılmaz, Omar neden alacaklarında indirmeye gitmedi? Sence Galatasaray'da ona gereğinden fazla sahip çıkıldı. Galatasaray'a ihanet etti mi sence demiş. Ya, ihanet falan ben böyle çok sivri lafları sevmiyorum. Ama vefasızlık var yani orada. Galatasaray'ın yaptığı davranışa karşı onun yaptığı gerçekten vefasızca bir hareket. Bunu konuştuk zaten. Eren Soy'dan 1.000 kişiyiz. Like çok az. Like atalım. Evet, 1.000'in üzerine çıkalım bu arada. Uğuran Türker'le bu yaptığımız yayınlar kalıcı olsun hep söylüyorum. Sizlerden destek bekliyoruz ve 1.000'in üzerini görürsek de çok mutlu olacağız. Sen az önce kanat dedin. Böyle bir Evet. haber var. Galatasaray'da Lucas Moura transferinde sorun olursa Justin Kluivert kadroya katılacak. Tabii Justin Kluivert da iyi bir oyuncu. Babası da zaten çok elit, üst seviye bir futbolcuydu. Ben Kluivert'ı da isterim ama yerli rotasyonunun sekteye uğramaması açısından herhalde birinci tercihimiz kesinlikle ve kesinlikle Cengiz Ünder diyebiliriz, değil mi? Cengiz tabii ki yani hem yerli anlamda ve kalite olarak da hani ben çok düşük bir kalitede olduğunu düşünmüyorum. Yani Avrupa'da kendini kanıtlamış, Avrupa'da önemli takımlarda oynamış, her gittiği takımda belli katkılar vermiş. Fransa Ligi'nde geçen seneki performansı da iyi düzeydeydi. Yerli anlamda alabileceğimiz kalite kalibre buralar olmalı. Yani Melih Demirhanlar, Çağlar Söyüncüler bunları kovalamalıdır Galatasaray aslında yerli anlamda. Artık o şeyden biraz kopmamız lazım. İşte böyle Galatasaray'a fayda sağlamayacak. İşte Tarık Çamdallar gibi yerlilerden kopmak lazım. Biraz daha kendisini Avrupa'da kanıtlamış, başarı göstermiş yerli futbolcular Galatasaray'ın seviyesinde futbolcular olmalı. Galatasaray buraları kovalamalı. Nitekim Cengiz Ünder hamlesi gelirse Galatasaray için ben yine şampiyonluk yolunda önemli hamlelerden birisi olacağını düşünüyorum. Çünkü bu üç yerli kuralı devam ettiği sürece Galatasaray'ın her mevkide yerli anlamda da alternatifleri olması elzem bir nitelik taşıyor. Cengiz Ünder de bizim alabileceğimiz en kaliteli, en kalibreli futbolculardan birisi. Evet, bir arkadaş Justin Kluivert İngiltere'de bir takımla anlaşmadı mı diye yazmış. Clive. Bu iptal olmuş arkadaşlar. Yani Evet. transferde çalışma izni alamadığı için Premier Lig'de oynama lisansı izni verilmemiş sevgili arkadaşlar. Bulama gidecekti ama olmadı sanırım. Evet, Seyit Çetin teşekkürler. 45 lira göndermişsin. Çok sağ ol desteğin için. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi evet, forvete yani santrafora kanada orta sahaya konsantreyiz ama ben üçüncü stoperimizin, güvenilir üçüncü stoperimizin olmadığını düşünüyorum. İki tane rookie oyuncumuz yani çaylak oyuncumuz var. Emin Bayram, Metehan Baltacı, bir de çekilmiş el bombası veya işte Sakar Şair, Kemal Sunal'ın meşhur filmi. Sevgili arkadaşlar, Luyendama var. Şimdi Luyendama gidecek büyük ihtimal. Luyendama'yı ben açıkçası gönderileceğini düşünüyorum. Ya Türkiye olur ya Arabistan olur bir yere gidecek. Metehan ve Emin Bayram'ı da şu an gözü kapalı üçüncü stoper olarak görmüyorum. Galatasaray'ın sadece bir tane yabancı stoperle sezonu tamamlaması bana mantıklı gelmiyor. Ve şuna çok dikkat edelim arkadaşlar. Sadece Galatasaray için de geçerli değil bu. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de bu böyle. Şampiyonluk sezonunda mutlaka iki tane iyi yabancı stoper konumlandırmış takımlar. Mesela işte Song Thomas'lar var. Daha öncesi vesaire var. Mesela bizim yine en son Marka, Luyendama o sezon çok iyi oynamıştı sakatlanana kadar. Hep yabancı stoperlerle şampiyonluklar, başarılar gelmiş. Bizim Abdülkerim Bardakçı'dan memnunum. Samimiyetle söylüyorum. Dikkat ederse baskı karşısında topu ayağından çabuk çıkartırsa hata yapmayacaktır ve faydalı olacaktır. Ondan memnunum ama mutlaka ve mutlaka Nelson'un arkasına yeri geldiğinde onunla beraber oynayabilecek ikinci bir yabancı stoper almamız lazım. Ve Olsen transferinin de bitmesini bekliyorum, biteceğine de inanıyorum.
Şimdi Luyendam'ı elden çıkardığınız takdirde mutlaka oraya bir sahip yapmak zorundasınız. Çünkü Emin Bayram ve Metan Baltacı dörtlüsü, işte Abdülkerim Bardakçı, Metan Baltacı, Emin Bayram, Victor Nelson dörtlüsü böyle kağıt üzerine baktığımızda şampiyon olacak takımın savunma dörtlüsü olamaz. Stoper dörtlüsü olamaz. Dolayısıyla oraya yabancı anlamda elinizi rahatlatacak. Hem az önce söylemiş olduğunuz üzere Victor Nelson'la zaman zaman oynayacak. Zaman zaman Victor Nelson'la problem olduğunda Abdülkerim'in yanına koyabileceğiniz. Yani orada her anlamda kullanabileceğiniz net bir oyuncu olmak zorunda. Ben Olsen'in bu tanıma çok uyduğunu düşünüyorum. Çünkü Olsen Norveçli bir oyuncu. Hani çok ciddi problemler çıkarmayacaktır. Yedek kaldığında da kendini hazır tutmaya gayret gösterecektir. Aynı zamanda diğer kurgularda da yani oynatmaya çalıştığınızda da her zaman belli statüde örnek veriyorum 10 üzerinden her zaman 7'yi tutturabilecek tarzda bir futbolcu. Yani istikrar anlamında da problem yaşamayacak bir futbolcu. Bu maksatla ben değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah Luyendam'ı elden çıkarabilirse Galatasaray bu isim Olsen olabilir. Farklı bir oyuncu olabilir. Ama Galatasaray elzem bir şekilde stoper mevkisine de bir alternatif oluşturmak zorunda. İlla bunu şey için yapmak zorunda değilsiniz. Yani Abdülkerim'in yerine bir oyuncu almak zorunda değilsiniz. Ama hem Abdülkerim'i hem Victor Oyarzabal'ı yedekleyecek bir oyuncu almak zorundasınız. Can Dadaş, transferle ilgili değil ama cevaplandırmak istedim. Selam Galatasaray ailesi, yeni üye oldum demiş. Hoş geldin. Okan Buruk hazır futbolcu istediğini söyledi. Peki acaba kendisi Galatasaray için hazır mı geldi? Valla yani birçok yerde staj yaptı. Akhisar'da başarılı oldu. Akhisar'da kupalar kazandı. Rize'yi kümede tuttu. Başakşehir'de şampiyon oldu. Bence Galatasaray'ı çalıştırma hakkı elde etti ki. Mesela şunu söylüyorlardı. Yani Dominik Torrent için ben işte hiç teklif almıyor. İşsiz. Neden iyi teknik direktörse teklif almıyor vesaire dediğimde Okan Buruk farklı mı? O da teklif almıyor demişlerdi ki bu doğru değil. Okan Buruk ilk yıl çocuğunun hastalığı yüzünden teklifleri kabul etmedi. Çok net biliyorum. Hatta Rizespor Başkanı Tahir Kıran Bülent Korkmaz'dan önce Okan Buruk'a teklif yaptı. Okan Buruk kabul etmedi. Galatasaray'ı beklediğini söyledi Tahir Kıran'a. O da sinirlenmiş yani. Niye bizi kabul etmiyorsun falan diye. Okan Buruk ilk yıl çocuğu için, ikinci yılda Galatasaray'da çalıştırmak istediği için teklifleri kabul etmedi. Yani Okan Hoca teklif almayan bir teknik direktör değildi. Galatasaray'da da inşallah başarılı olacak. Bunu da kendi adıma inanıyorum. Sen bu konuda bir şey söylemek ister misin? Okan Hoca'nın ben de başarılı olacağını düşünüyorum. Hani her ne kadar sezona böyle çok mükemmel başlamamış olsak da tempoyu gitgide arttıracağımızı ve iyi noktalara geleceğimizi de şahsım adına düşünüyorum. Kendim kadar yani kendim Galatasaray'ın teknik direktörü olsam Okan Hoca'nın başarısını o kadar isterdim diye tahmin ediyorum. İnşallah başarılı olur ve Galatasaray'da en uzun yıllar teknik direktörlük yapmaya devam eder. Değerli arkadaşlar, şimdi savunma için 3 isim yazılmış. Bu bölümde bu 3 isme bakacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak Galatasaray transfer haberi denmiş. Cimbom Lisandro Magallan'ı istiyor şeklinde bir haber var. Ajax'ta olan Magallan için temaslara başlamış. Hatta habere göre Okan Buruk bu oyuncuyla görüşmüş. Ben çok açıkçası bize uygun, yani Olsen'in çok üzerinde bir oyuncu olarak görmedim. Gördüğüm kadarıyla Ajax'ın kurtulmaya çalıştığı bir isim. Magallan da Cimbom'un teklifine sıcak bakıyormuş. Ne dersin? Bu tarz bir stoper bekliyor musun açıkçası? Şimdi Magallan çok fazla izleme fırsatı bulduğum bir oyuncu değil ama solak olduğunu biliyorum. Şöyle bir hani düşünce olursa olabilir yani bu mantıklı olabilir hani ama tabii ki bu isim Magallan olduğunu bilmiyorum. Yani sağ bekte Victor Nelson'ın alternatifi olarak hani sağ stoperde Victor Nelson'ın alternatifi olarak Emin Bayram'ı düşünüp Abdülkerim Bardakçı'nın yanına sol ayaklı bir alternatif olarak düşünülen bir futbolcu olursa sol ayaklı bir stoper alınmasına çok karşı olmam. Çünkü Victor Nelson'la da beraber kullanmak istediğinizde bir sağ ayaklı bir sol ayaklı stoper olarak kullanma özelliği de gösterebilir bu durum. Ama tabii ki şöyle de bir durum var. Hani bu isim Lisandro Magallan olur mu olmaz mı onu tam net bilmiyorum. Son dönemdeki performans hakkında da çok net bir bilgim yok. Evet, yani çok oynayan da bir oyuncu değil bu arada. Ben ihtimal vermiyorum.
Yine ikinci bir isim stopere yazılan, transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray savunma hattına bir takviye yapmayı planlıyor. Golcü transferinde Icardi için Paris Saint-Germain'le görüşen Sarı Kırmızılar Fransız ekibinden stoper Abdou Diallo. Bu biraz daha yüksek bir profil, biraz daha iyi bir profil açıkçası. Galatasaray'ın gündeminde olduğu, dış basında da çıkmış arkadaşlar. 2019'da 32 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Dortmund'dan Paris Saint-Germain'e transfer olmuş. Abdou Diallo'nun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Valla Benfica'da istiyormuş. Zor transfer. Bunu isterim mesela. Abdou Diallo'yu. İşte mesela böyle bir şey olur. Hani bu sol ayak, bu oyuncu da sol ayaklı. Bu fark yaratır. Yani örnek veriyorum. Yerli anlamda böyle bir kurguya girdiğinizde ben stoperden yerli kesip oraya Diallo'yu koyup mesela sol beki Kazım Can'ı bile koymayı problem olarak görmem. Çünkü stoper kurgusunu daha güçlü, daha dinamik bir hale getirme şansı yakalayabilirsiniz. Bence olabilecek oyunculardan birisi olurdu. Ama tabii ki üst düzey bir profil. Aynı zamanda kazandığı ücretler vesaire de bunlar da önemli noktalar. Ama çok fazla bir vakit de kalmadı açıkçası. Yani Avrupa'daki transfer sürecinin kapanması çok kısıtlı kaldı. Leipzig ve Benfica'nın ilgisi olduğu dün de söyleniyordu. Eğer bu kulüpler bu transferi tamamlamak istiyorlarsa tabii ki kısıtlı saatleri var. Oradan sonuç çıkmazsa İbre Galatasaray'a döner mi? Bunu da tabii ki yarından itibaren görebileceğiz. Ama Galatasaray stoper alacaksa bu tarz bir oyuncu almasını açıkçası isterim. Evet, gazete manşetlerinde de var. Diallo kapışması denmiş. Ferit Akkuş teşekkürler. Londra'ya selamlar desteğin için. Sağ ol, var ol. Çağlar Zehir, Diallo'yu alamayız abiler. Hayal kurmayalım demiş. Çok zor transfer. Biz de kabul ediyoruz. Magallon'u beğenmedik. Diallo bize gelmez. Ama Olsen daha mantıklı olur bence. Alınacaksa Olsen olmalı. Açıkçası ben de bu yoruma katılıyorum. Son bir isim, burada da Diallo haberi var. İlerledik. Sola Cis. Adı Saliou Cis. Çok tanıdığım bir futbolcu değil. Senegalli bir isim. Yine Galatasaray'a yazılmış. Afrika basınında çıkmış sevgili Uğran. Oyuncuyla ilgili neler söylersin? Kapalı kutu gibi. Ben çok böyle açıkçası Patrick Van Aanholt'u gönderip Saliou Cis'i kadroya katacağımızı düşünmüyorum. Macera olur ve böyle bir maceraya da girme lüksümüz yok. Bu arada oyuncu boşta. Yani free oyuncu. Ama ben çok böyle bir hamle yapacağımıza inanmıyorum. Tanıdığın bir oyuncumu yorum yapmak ister misin? Şimdi şöyle, az önce söyledim aslında. Yani Galatasaray'ın orta segment bir sol bek almasını beklemiyorum dedim. Ya bu oyuncu orta segment midir? Daha mı kötüsüdür? Hani bilemiyorum. Çok takip ettiğim, bildiğim bir futbolcu değil. Ama şu an serbest statüdeyse ve hala herhangi bir kulüple anlaşmadıysa bu da aslında bizim hakkımızda biraz belli noktalarda fikir sahibi edebilir. Yani transfer yapmak için Galatasaray'ın transfer yapacağını, özellikle sol beke, yani elinizde iki tane alternatif varken oraya transfer yapmak için transfer yapacağını Galatasaray'ın düşünmüyorum. Galatasaray sol beke alacaksa iyi bir futbolcu alacaktır. Bu isim bana çok açıkçası o az önce benim saymış olduğum kriterleri karşılayan bir futbolcu olarak gelmedi. Evet, yani free gözüküyor açıkçası oyuncu. Zaten biraz herhalde oradan da yakıştırılmıştır. Boşta böyle bir oyuncu var ve Galatasaray bu ismi ilgili Galatasaray'da sol bek arıyor. Bu ismi transfer edebilir şeklinde bir açıkçası yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Ama 32 yaşındaymış zaten, yorumlara yazmışlar arkadaşlar ama evet, yani Galatasaray'ın çok ihtiyacı olacak bir oyuncu değil gibi. Değerli arkadaşlar, Icardi'yi konuştuk, Evander'i konuştuk, kanatları konuştuk, her şeyi konuştuk, Olsen'i konuştuk. Hepsini geriye sardığınızda tek tek bulup izleyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bunu hatırlatalım. Bir Memphis Depay'ı konuşalım. Şimdi Memphis Depay ile ilgili olarak da anladığım kadarıyla mesajlarda Eylül ayı itibariyle, yani bu geceden sonra transfer yapmamış bir Memphis Depay ile ilgili Galatasaray taraftarında bir beklenti oluşur. Ama evet, burada en büyük sıkıntı, en büyük handikap ne olur sevgili Uğran? Galatasaray'ın Avrupa'ya gitmemiş olur. 2 Eylül itibariyle kulüp bulamamış Memphis Depay, Avrupa'ya gitmeyen Galatasaray'ı düşünür mü sence?
Ya şöyle orada ikna tabii ki ikna süreci nasıl ilerler ya da oyuncunun tavrı Galatasaray'a nasıl olur bunu belli bir süreç gösterecektir ama şöyle bir durum var. Hani ben az önce söyledim, zikrettim. Ben Memphis Depay şu an hele Barcelona ile kontratı var. Yani bir yıllık daha kontratı var ve pes yetmedi. Juventus'la anlaşabilseydi Barcelona bedelsiz transferini onay verecekti. Çünkü Barcelona bedelsiz aldı. Şu an elden çıkarmak istediği futbolculardan birisi. Dolayısıyla gönderebilirdi. Ama şu an Barcelona'yla hala kontratı var ve ben kendi içine sinecek bir kulüp bulmadan Memphis Depay'ın Barcelona'daki sözleşmesini feshi edeceğini şahsen düşünmüyorum. Ama şöyle bir ihtimal de benim aklımın ucuna geliyor. Yani Barcelona zaten bedelsiz göndermeye sıcak baktığı için hani maaşının belli bir kısmını biz karşılayalım gitsin tarzında bir düşünceye girerse bir yıllık kontratı kalmış olmasına rağmen yani zaten bedelsiz veriyoruz. Bir sene gitsin kontratı bitsin zaten bizden de bedelsiz olarak ayrılsın. Bu sene de maaşının belli bir kısmından kurtulalım niyetine girerse süreç biraz daha farklı işleyebilir. Ama burada tabii ki oyuncunun da iyi anlamda ikna edilmesi lazım. Galatasaray'ın da ekonomik olarak bu tarz bir transfere girme durumu nasıl olur? Bunu da tabii ki yöneticiler daha net bir şekilde süreç içerisinde gösterecekler bize. Evet, şimdi La Liga başladı. 3 maç geride kaldı ve bu arkadaş süre alabilmiş değil. Bunu belirtelim. Burada ilgilenen kulüpler arasında %49 Galatasaray'a transfer olasılığı verilmiş. Diğer taraftan baktığımızda merkez santrafor, yani santrafor pozisyonda oynuyor. Ana pozisyonu burası. Forvet arkası ve sol kanatta da oynadığı maçlar var. Çok üst seviye, üst level bir oyuncu. Yani bize gelir mi? Yani ki açıkçası belki hani bir sezon kiralık gelebilir. Çok uzun bir kontrat yapmaz. Bir seneyi Galatasaray'da geçireyim, oynayayım diye gelebilir. Çünkü belli ki Barcelona'da süre alamayacak ve en azından bir yarım sezonu oynamadan geçirecek. Böyle bir şey istemez. Piyasası çok düşer. Oynamak için Galatasaray'a gelebilir. Ama Öyle bir çok ihtimal olabilir, evet. umutlu bakmamak lazım. Yani Dünya Kupası olduğu için hani belki orayı da düşünüp hani hazır halde olabilmek için hani kulüpte bulabilme şansı bu saatten sonra çok yüksek değil. Hani zaten kullanılmıyor. Belli bir kısmını maaşının belli bir kısmını karşılayıp farklı bir kulübe oynamak adına gitme durumu söz konusu olabilir. Çünkü Dünya Kupası'na kadar oynamayacak. Şans bulabilmesi çok yüksek bir ihtimal değil. O da tabii ki şans bulup hazır halde Dünya Kupası'na gitmek isteyebilir. Bunu da göz önünde bulundurursa Galatasaray'da bu anlamda gidebileceği iyi kulüplerden birisi. Ali Çakmak, Memphis Depay çok klas ve yetenekli bir oyuncu. Snyder'in geldiği yaştasın diye de yazmış, belirtmiş. Fatih Gündoğan, kiralık sözleşmelerine 1+1 koymak lazım demiş. Bir de yani makul bir satın alma opsiyonu koymakta da fayda var. Alamayacağın satın alma opsiyonlarını koyduğun zaman sonra bakıyorsun. Bakınız Halil Dervişoğlu, yani isteseydim bile alabileceğim pozisyonda değildi. Bunu da belirtmiş olalım. Halil de Hull City transferi olmadı. Tekrardan Galatasaray'ın gündemine gelebilir bu arada yani. Halil'le ilgili girişim de olabilir. Halil için yanlış bilmiyorsam Burnley'e transferi söz konusu deniyordu ama şu an ne durumda onu bilmiyorum. Evet, bugün oldu, oldu, olmadı. Artık Halil transferi de yani Galatasaray için düşünülebilir. Ağzına sağlık Uğran Türker. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz, sizlere de teşekkürler. Güzel bir izlenme oldu, güzel bir yayın oldu. Yarın yine aynı saatte olamıyoruz çünkü benim Medyascope TV'de yayınım var. Yarın saat 16'da Uğran da müsait olursa Uğran Türker'le beraber yine sizler için gündemi paylaşıp bildiklerimizi aktarıp yorumlayacağız arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Bir başka yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.